Bir diğer heteronim Marcos Alves. Bütün yaşamım boyunca kendimi uyumsuz hissettim. <laughs> en yüce şeyler karşısında bile. Oysa tüm diğer şeylere, en alçaklarına bile uyum sağlıyordum. Böylece kendime ikili bir kişilik yarattım. Bunun iki kolu da aynı ölçüde yanlış. İşte bu yüzden kendimi bulamıyorum başkalarıyla nispeten iyi geçinen nükteli insanın ardında ben ölü sanatçıyım ve hatta gerçekte bu bile değilim. Olmak istediğim şeyi, bütünüyle olabileceğime inandığım şeyi gördüğümde ve bütün olduğum şeyi gözlemlediğimde sanki ruhumu yitirmişim gibi sonsuz bir kaygı çaresizce başımı üşüşüyor. Ben kendimi kendimin bir fikri olmaktan başka türlü asla algılamadım. Sevdiğim her şey er ya da geç gelip beni yaraladı. <laughs> Kendimle olan bütün bağlarımı kopardım. Kendime yeniden bağlanma duygusu dışında bugün beni kendime bağlayan hiçbir şey yok. Kendimden en azından iki tane olduğunu saptadığımda kendimi gerçekten bir hissediyorum. Bana nasıl olduğumu soruyorsunuz. Evet, ben rolümü yerine getiriyorum. Bütün dikkatleri üzerine çeken parlak geveze rolümü ve kendimi yitiriyorum. Dalgacı, sanatçı, ünümü inşa ettiğim taşların her birini, bugün harabe halinde olan ve beni ben olmayandan olmayandan koruyan duvardan çekip aldım. Bugün benim artık ruhum yok. Onu kalp paralarla satın alınmış öpücüklerle gereksiz dostluklarla küçümsenen hayranlıklarla beni zaten unutmuş düşmanlarla kendi kendime sattım. <laughs> Tamamen dengesiz cinselliği Hmm, Pessoa'nın uzun sürmüş bakirliğine imada bulunulmaktadır burada bir dipnotta bu yazılmış ah, bilmiyorum bunu yazan ve bu kimin fikri <laughs> tamamen dengesiz cinselliği ona yalnızca beşeri eylemlerin Hı, aslında bu bir biyografi imsi bir kitaptı değil mi neyse tamam <laughs> e, Ah anten çıkartmayacağım buradan Hı tamamen dengesiz cinselliği ona yalnızca beşeri eylemlerin bunlar beşeri olmaktan ne kadar uzak olsalardı ki bu onları ideal olmaktan korkunç biçimde uzaklaştırıyordu. Cinsel zeminlerini analiz etmede ve bu zeminleri bulmada tuhaf bir keskinlik vermekle kalmıyor aynı zamanda kendi analizini cinsel alana yöneltmesine de yol açıyordu kendi cinselliği beynini tamamen dolduruyor. Yalnızca kendi projesiyle her şeyi kapsıyordu. Bunu hakikat ve kesinlik yönündeki kaygılı arzusuyla tuhaf biçimde birbirine katıyordu ve neredeyse her eylemde temel olduğunu gördüğü bu cinsel faktörlerin gerçekten temel olup olmadığı sorusunu bu alanda artık pek kendine sormuyordu yüksek ideallere saf ve soylu ideallere sahip olduğunu bildiğinden aynı zamanda kendini ahlaksız, baştan çıkmış, tenin bütün rezilliklerine ve dehşetine kapılmış biri olarak gördüğünden kendini idealleştirmesini sağlayan erdemi yitirmiş olduğundan başkalarını idealleştirmeyi bilen erdemi de yitirmişti. Gizli arzuları, son derece sapkın emellerini görünüşlerine bakıp masum ve saf diye değerlendirmeyi en fazla arzulayacağı şeylere dek böyle okuyordu. Gözlerimi kesinlik statüsüne, gözlemleri kesinlik statüsüne erişmişti bu ruhta olup bitenlerin bu kadar pis olduğunu düşünmek nasıl bir şeydir diye kendi kendine haykırmak için namuslu görünüşlü, namuslu olduğu kesinlikle belli bir kadına namuslu olmanın ne demek olduğunu sanki gerçekten biliyormuş gibi bakıyor ve şaşmaz bir ustalıkla bunu bildiğinden bu kadar saf bir görünümün altında bu kadar iğrenç bir özün nasıl ortaya çıktığını saptamak karşısında şaşırıp kalıyordum. Düşündükçe içinde yaşadığı dönemin istimnacıların, potansiyel iktidarsızların, cinsel yaşama olmayan cinselliklerin dönemi olduğunun farkına vardı. Bu düşünür neşeyle karışık vahşi bir hüzünle nasıl da müstehcen ve sembolik yaşıyor. Kendini böyle anlıyor. En saçma ve ölçüsüzler dışında her eylem onun için imkansızdı. Bu metinde e Marcos Alves'in bir portresini bize anlatmış. <laughs> Şimdi bir diğer heteronim sanıyorum. Frederick White. Frederick White. Friedrich White. Hayalperestlerin en büyüğüydü o. Gerçekliğe dikkate almakta tamamen yeteneksizdi. Nesneler karşısında daima sakar ve yanlış bir tutum içindeydi. Düşüncede ya da eylemde sürekli olarak bir uçtan diğerine salınıyordu. Bu tespit temel görüşlerine hiç görüşü olmayan birinde temel görüşlerden söz etmek mümkünse tabii olduğu kadar en sıradan eylemlerine de gayet iyi ve gayet derinden uygundur. Onu bir idealist, bu terimi metafizik anlamda ele alıyorum. Onu bir idealist olarak kabul etmek de mümkün, materyalist olarak kabul etmek de. Kendini ne olduğunu ilk soracak kişi kendisidir politik fikirleri, aşırı bir anarşizm ile saf ve katı bir aristokrat kibri arasında sürekli gidip geliyordu. Yaşamında kimi zaman dediği gibi gerçek dışı yaşamında kimi zaman çocuksu ve marazi bir utangaçlık, kimi zamansa taşkın ve beceriksiz bir cesaret görülüyordu. En kötüsü kendine seçtiği eylem hattına varını dek her konuda sebattan yoksun olmasıydı. Bu arketip biliyorum ben. Bu arketip bir yerden tanıdık geliyor. <laughs> Kimi zaman tamamen çılgınca ve düşüncesizce başladığı bir eylemin tam ortasında mürasvesiz bir utangaçlık krizine kapılıyor. Kimi zaman ise bu utangaçlıktan gayet tuhaf ve çılgınca bir tarzda aniden sıyrılıyordu. Ona duyduğum büyük ve samimi dostluğa rağmen Portekiz'deki küçük insanların Örneğin temizlikçi kadının genellikle onu belirtmek için aynı ifadeyi kullandıklarını hatırladıkça gülmekten kendimi alıkoyamıyorum Tuhaf olduğu kadar doğal da olan bu ifade, o seu amigo cotidão cotidão dinhoydo yani dostunuz olan şu zavallı genç adam bu Koytadinho'nun çevrilemeyecek kadar Portekizce <laughs> bu durumda ne anlama gelebileceğini açıklamakta pek, müşkül durumda kaldıkları kesin. Ama onların hepsi de açıklanamaz biçimde merhamet uyandıran bir şeyin onda bulunduğunu o karakteristik nezaketleriyle hissediyorlardı. Bu bana burada aktarmak istediğim bir başka anekdoda hatırlatıyor komşumuz olan bir berberin kullandığı daha zekice bir deyim bize aktarıldığında onu derinden yaralamıştı. Keşke deli olsaydı, daha değerli olurdu. Bu belki de onun birkaç kelimeyle çizilmiş en iyi portresi. Çünkü laf arasında sokuşturulan bu sözün onun kişiliğini gayet doğru tanımladığını ve kendi içine attığına ve bütün bakışlarından gizlediğine inandığı bir ıstırabın, her şeyden habersiz gözlemcilerin bile gözünde oluşturduğu korkunç gerçekliği hissettim. Pantaleo Kusursuz bir idealist olan benim için dünyanın kendisi bütün evren, koşuşturan bir gürültüden, bir şaiyadan, sahte bir söylentiden başka bir şey değildir. Benim için de. Yaşam benim gerçekten benim için böyle bir sahtekarlık, <laughs> böyle bir sahtelik, <laughs> böyle bir yokluk, böyle bir boşluk. Ne yaparsan yap boşsun yani bomboş. Neyse. Peki şimdilik böyle düşünüyorumdur. Ama yani bayağıdır böyle düşünüyorum. <laughs> yaşam, bütün yaşam ezeli bir şayadır. Ve ölüm bütün ölüm bu şayanın ezeli inkarıdır. Umut, aşk, yanılsama, geleceğe dair kaygılı inanç, şimdiki zamana duyulan ürkek güven, bütün bunlar yaşamın nesnesi ve kendisi içinde varlığına son verir. Benim için şeylerin yüzeyinden başkası yoktur. Gerçekliklerin içinde oluşan bu yüzey Üç nokta. Düşüncenin bütün yolları kederlerin burumasına çıkar. Buradaki papa akla başvurmaz, kutsal fermanlarda duyguya başvurmaz. Bana aşina gelen ama pek az sayıda başka insanın ancak ender ve korkunç vesilelerle o da belli belirsiz bilebildiği bir olgu var. Dünyanın temsil ettiği entelektüel gizem ve dehşet duygusu. Hmm. Bana aşina gelen ama pek az sayıda başka insanın ancak ender ve korkunç vesilelerle o da belli belirsiz bilebildiği bir olgu var. Dünyanın temsil ettiği entelektüel gizem ve dehşet duygusu. Evrenin içi boş bu duyumunun korkunç bir yanılsama olarak algılandığı, en gündelik ruhumda ve kanımda hissettiğim yakın düşmandır bu. Bu korkunun tesadüfi olduğu ve bir şimşek gibi ürkütücü bir an sürdüğü dönem geçti. Bu korkunç bugün benim manevi yaşamımla aynı tözden. Öyle ki dünyanın gizemine dair bu bilinçten kurtulmayı bir anlamda başardığım ruhsal anı kendime yabancı hissediyorum. Yaşam tadını çıkarmayı bilmek gereken bir kötülüktür. Faustino Antunes. Uh -huh. Faustino Antunes. Hmm, burada... Okay. Bu hiç kuşku yok. Nevrastenik bir deliliktir. Bayağı nevrasteni ya da onu yaratan etkiler bir rejenerasyon zemininden yükseldiğinde histerik denemese de karakteristik olarak histeri biçimli zihinsel düzeni deyim yerindeyse alt üst etmiştir. Bu teşhisten kuşku duymuyorum. Benim yapmak istediğim şey P'nin hastalığının hikayesi. Deyim yerindeyse hikaye onun psikolojisini tanımak, doğuştan hipo, hipostenik bu zavallı mizaçta şu anki nevrasteninin ne şekilde hangi kanallarda kök saldığını bilmek istiyorum. Oysa bu yaşam hikayesi ya da kişi hikayesi için yeterli veri yok elimde. P'nin ruhsal yaşamı 1895'e aralık ayına dek mümkün olduğunca biliyorum. O tarih aşağı yukarı 7 yaşında Durban'a gittiği dönemdir. Ruhsal yaşamı kesinlikle normal değildir. Gözlemlenen kişi de daha o yaşta zaten bir tür belirgin nevrasteni yatkınlığı vardır. 7 yaşındayken belli belirsiz de olsa bir perdispeptiktir bir e, nokta nokta nokta. Dahası 7 yaşındayken P ihtiyatlı çocuksu olmayan bir karakter sergilemektedir. Şaşırtan bir ağırbaşlılık tamamen burjuvalara özgü sağduyulu ağırbaşlılık değil melankolik ve entelektüel ağırbaşlılık bir ciddiyet. Daha o zamandan kendini tecrit etmektedir. Tek başına oynamayı, okumayı ve yazmayı sever. Kendi kendini öğrenmiştir. Bir münzevidir bu gayet iyi görülmektedir. Ve bütün bunlara fazlasıyla etkisel ve neredeyse nefret dolu, her zaman orantılı olmayan, provokasyonsuz öfkeyi ve aşırı korkuyu eklemek gerekir. Karakteri şöyle özetlenebilir. Entelektüel bakımdan erken gelişmişlik, erken olgunlaşmış yoğun hayal gücü, kötülük, korku, yalnız kalma ihtiyacı. Hmm minyatür bir nevropattır. Muhtemelen bir süre böyle devam etmiş olmalıdır. 1901 yılında Ağustos ayı Durban'dan döner. Karakter aynıdır ama daha az etkiseldir. İklim tahminde bulunuyorum ve okul disiplini onu ketlemiş olmalıdır. O dönemde çok karmaşık olmayan bir karakter gösterir. Canlı zeka, büyük ama ille de yoğun olmayan hayal gücü. Biraz çocuksu bir hal belirgin bir korku yok yani dışarıdan açık seçik kışkırtılmıyorsa korku göstermez fizyolojik olarak yine normaldir sonuçta utangaçlık iç temizliği az çok belirgin bir bencillik ama bütün bunlar normal ufukta henüz buluğu gözükmüyor uygarlığın yozlaştırıcı etkisinden uzak bir ülkede Natal yaşadığından zihniyet olarak bakirliğini yitirmiştir. O dönemde sandığım kadarıyla kusursuz bir hayal gücü bakirliğini zihinsel olarak korumaktadır. Zaten kesin bir araştırma yapmanın yolu yoktur. 1901 Ağustos'undan 1902 Eylül'üne dek Lizbon’da kaldı. Dolayısıyla şehrin cinsel hazlarına ve yozlaştırıcı bilmem nelerine maruz kalmış olması gerekir. Ama bilmem neyi anlayacak bir yol bulmam mütümü bütünüyle imkansızdır. Bilmem ne dediğim yerler 3 nokta. <laughs> Faustin Antunes'in ikinci mektubu. Şuralara yazmalı. Lise arşivcisine deneme, akıl hastası olduğumu iddia etmeliyim. 2. Gertz, Os, Oxford, Lincoln College, Lincoln, Lincoln College. Öldüğümü iddia etmeliyim. 3. Bel, Belker, Belşer akıl hastası olduğumu iddia etmeliyim. 4. Prof. Heger, akıl hastası olduğumu iddia etmeliyim. Faustin Antonesti'yi imzalamalıyım. Kısa süre önce vefat etmiş Fernando Antonio Negurea Pessoa hakkında yazıyorum size. Ölümü muhtemelen bir intihardır. İçinde yaşadığı kır evini havaya uçurdu. Ve başkasıyla birlikte öldü. Bu dönemde Aradan ancak birkaç ay geçti. Portekiz'de çok etki yaratmış bu suç. Beni ruh hali hakkında soruşturma yürütmekle görevlendirdiler. Tabii bu ne kadar mümkünse. Merhumun Dur Durban High School'da sizinle birlikte bulunduğunu bildiğimden söz konusu kurumun diğer genç, gençlerinin onu nasıl değerlendirdiklerini bana tüm açık yüreklilikle söylemenizi istiyorum. Bana mümkün olduğunca ayrıntılı bir rapor gönderebilir misiniz? Onun hakkındaki kanaat nedir? Kanaat nedir? Entelektüel düzlemde nedir? Toplumsal düzlemde nedir ve benzeri. Yukarıda belirtilen türde bir fiili işleyebilecek birim gibi midir, değil midir? Gördüğünüz gibi son derece nazik ve üzüntü verici olan bu konuda çok ketum davranmanızı sizden rica ediyorum. Üstelik yalnızca bir kaza olabilir böyle olmuş olmasını diliyorum ve bu durumda onu erkenden mahkum edişimizde bir suç olur. Benim rolüm esasen onun ruh haline bakarak bu felaketin bir suç mu yoksa basit bir kaza mı olduğunu saptamaktan ibarettir. Hemen cevap verirseniz çok minnettar kalırım. Şurayı okuyayım isterseniz. Bu iki belgenin ardından bu kez gayet gerçek olan ve yukarıda adları anılan iki muhatabın yani Faustina Antunes'in soruşturmasına inandıkları belli olan Belcher ile Gretz'in cevaplarını yayınlıyoruz yazmışlar. Evet. <laughs> Durban High School 14 Temmuz 1907 <laughs> hmm. Az önceki Faustine cevap Değerli beyefendi, bugün postacının ulaştırdığı mektubunuz aracılığıyla öğrendiğim haberler üzüntü verdi. Sizin gibi ünlü bir danışmanın ellerinde bu davanın umutsuzca kapanmayacağını düşünmekteyim. Pessoa birkaç yıl boyunca burada kaldı. Birinci sınıf öğrencisiyken onunla her gün temas halindeydim ama yatılı değildi ve onun hakkında çalışması dışında pek az şey biliyordum. <laughs> 17 yaşındayken size gönderdiğim ve daima istisnai değer taşıyan bir metin olarak kabul ettiğim makaulay üzerine makaleyi yazdım. İngilizce kompozisyonları genel olarak mükemmeldi, kim zaman DH'ye ya çok yakındı. Carly'e son derece hayrandı ve onun üslubunu tıpatıp taklit etmesine engellemekte güçlük çektim. Mektubunuzdan İngiliz edebiyatını bildiğiniz sonucunu çıkardım. Dolayısıyla Carly'nin üslubu henüz olgunlaşmamış genç bir insanın taklit etmesi gereken en zor yazar olduğunu anlarsınız. Bu çocukla her zaman dostane ilişkilerim oldu. <laughs> onun dürüst ve geçimli biri olduğu kanısındayım. Alışıldık İngiliz sporlarına hiç yatkınlığı yoktu ama sınıf arkadaşlarından bazıları bana onun futbol maçı seyrederken kolaylıkla heyecanlandığını anlattılar. <laughs> Katolik olduğundan kendi dini fikirlerimi ona dayatmaya hiç kalkışmadım. Ama onun hoşgörülü ve liberal yapıda olduğunu saptamam kolaylıkla mümkün olmuştu. Ki bu da kurumdaki prensiplerime tamamen denkti zamanı geldiğinde onun Oxford'a gideceğini, sonra da Lisbon Üniversitesi'ne gideceğini heyecanla ummuştum. Onun daima son derece özgün bir çocuk olduğunun farkındaydım. Doğru yönlendirildiğinde önünde umut vaat eden hatta parlak bir gelecek vardı. Şu an Oxford'daki Lincoln College'de bulunan Bay Gertz birinci sınıfta onun arkadaşıydı. Öğrencilerin bakış açısına... E dair yararlı bazı bilgileri o size kuşkusuz sağlayabilir. Size yardım etmek için elinden geleni yapacağına eminim. Eğer ona yazarsanız benim adımı belirtebilirsiniz. Durban'daki doktor Edward Stan Pessoa'yı defalarca muayene etmişti. Pessoa üzerine özel bir tıbbi raporu size postayla göndermesine rica ettim. Herhangi bir konuda size yardımcı olabilirsem emrinize amadeyim. Lisede Öğretim yılı tekrar başladığında... ...başka bilgiler edinmeye çalışacağım. Önemli bir bilgi edinirsem... ...sizinle hemen tekrar temasa geçerim. Gelecek yıl Avrupa'ya gelme ihtimalim var. Bu durumda Lizbon'a gelmek... ...ve sizinle buluşmak için elimden geleni yapacağım. Sözüm teminatımdır değerli beyefendi. Sadık bendeniz. Ernest Belsherd. Belsherd. <laughs> ve Gertz dediği o öğrencinin... E, ...mektubu. Beyefendi... 21, ben az önce bir şey söyledim. Onun işte söylediğim şeyi oluyor. Tersi. <laughs> Neyse. Elbing, Batı Prusya. 4 Ekim 1907. Beyefendi. 21 Eylül tarihli mektubunuz buraya gönderildi. Ve bu mektubun hastanız Bay Pessoa'nın tedavisinde yararlı olacağı umuduyla... Ve mektubumun içerisine asla ifşa etmeyeceğiniz vaadini güvenerek Bay Pesoa'nın okul yaşamı üzerine sahip olduğum bilgileri bir an önce size ulaştırmaya çalışıyorum. Bir, birinci sorunuza cevaben ne kadar süre onunla birlikte bulunduğumu kesin olarak söyleyemem ama Pesoa üzerine... <laughs> Pesaha üzerine izlenimlerimin çoğu 1904'de aynı okulda bulunduğumuz yıla uzanmaktadır o dönemde onun kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. 15-16 yaşlarında olmalı. Pesua sizin hastanız olduğuna göre o dönemde kaç yaşında olduğunu doğal olarak bilebilirsiniz. Soluk benizli, cılız bir oğlandı. Fiziksel bakımdan az gelişmişlik gözüküyordu. Göz kafesi dar ve içe göçüktü. Genellikle kambur duruyordu. Yürüyüş tarzı kendine özgüydü. Bir tür görme bozukluğu, Sanki düşük göz kapaklıymış gibi gözlerine tuhaf bir hava veriyordu. Ahlaki yapısına gelince tek söyleyebileceğim hiçbir ahlaksız davranışına şahit olmadığımdır. Marazi fikirlere eğilimli biri izlenimi vermişti bana. Parlak zekalı, zekalı bir genç olarak biliniyordu. Gerçekten de çocukluğunda hiç İngilizce konuşmamış olmasına rağmen öyle çabuk ve öyle iyi İngilizce öğrenmişti ki bu dilde muhteşem bir üslup sahibiydi. Sınıftaki arkadaşlarından daha küçük olmasına rağmen onlara yetişmekte hatta geçmekte hiç güçlük çekmemişti. Onun yaşında bir çocuk için çok fazla ve derinlemesine düşünüyordu. Bana yazdığı bir mektupta son derece güç, maddi ve manevi yüklerden şikayet ediyordu. Okuldaki yaşamımız birlikte olduğumuz bütün dönem boyunca huzur içinde geçti ve gerçekten de onun irade gücünü sınama fırsatım olmadı. Çalışmak hoşuna gidiyor gibiydi ve özenle çalışmak için iradesinin özel bir çaba göstermesi gerekmemişti. Onun çalışmak için çok çabaladığını hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla ona bir şeyler yaptırılmak istendiğinde kolaylıkla ikna oluyordu. Uysal ve zararsız biriydi. Genellikle arkadaşlarıyla dalaşmaktan kaçınıyordu. Herhangi bir ruhsal dengesizliği belli belirsiz de olsa ima edebilecek hiçbir belirtiye rastladığımı hatırlamıyorum.'' genellikle onunla aynı sınıfta olanlardan iki ya da üç öğrencinin değer verdiği biriydi. Diğerlerinin ona dair bir fikir sahip olması güçtü çünkü hiç spor yapmıyor, sınıf dışında hiç etkinliğe katılmıyordu. Bu durum diğer öğrencilerin onu pek fark etmemesine yol açıyordu. Bilebildiğim kadarıyla hiç aşk macerası yaşamadı. Cinsel aşırılıkları olup olmadığını da bilmiyorum. Okul dışında nerelere gittiğine dair hiçbir fikrim yok. Zaten bir yere gittiğinden de emin değilim. Okul arkadaşlarının onu bu tür alışkanlıklarla suçlayabileceğini sanmıyorum. Bununla birlikte bu konuda uygunsuz bazı Fransızca ve Portekizce resimli dergileri olduğunu söyleyebilirim. Bu bilgiyi bir değer taşırdığı diye size belirtiyorum. Bu türden <laughs> ahlaksız fiillerde bulunup bulunmama olasılığına dair belki size bir fikir verebilir. Pessoa'nın hoşgörülü ve liberal tabiatı, dürüst ve geçimli karakteri konusunda Dr. Belcher'in görüşüne katılıyorum. Hiçbir sportif faaliyete yer almıyordu. Boş vakitlerini kitap okumaya ayırdığı kanısındayım. Genellikle fazla çalıştığı ve eğer böyle devam ederse sağlığına zarar vereceğini düşünüyorduk. Bunların PESOA üzerine benim genel izlenimlerim olduğunu vurgulayayım. Demek istediğim bazı savlarıma destek olacak somut hiçbir olay belirtemeyeceğim. Bazı ayrıntılarda ona dair fikrimin tamamen yanlış olması gayet mümkündür. Mektubumu sonlandırırken sizden çekinerek de olsa, çünkü çok meşgul olduğunuzu söylemiştiniz, bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen Pesoa'nın hastalığından beni haberdar edin ve aklını tamamen mi yitirdi yoksa iyileşme ihtimali taşıyor mu bana bildirin. Eski bir dosta çok doğal bir ilgi duyuyorum ve onun haberlerini bana verebilecek başka hiç kimseyi tanımıyorum. Mesleki yükümlülüklerinizin bana onun haberlerini verecek zaman bırakacağı ve verdiğin verdiğim bilgilerin size herhangi bir şekilde yararlı olacağı umuduyla canı gönülden emrinizde olduğuma inanmanızı rica ederim. Gertz, hmm. Ricardo Alberto Cairo, Ricardo Reis ve Alberto Campos. Hmm. Heteronimleri, kişisel notlar. 1903 sonrası. Ah. Okuma alışkanlığımı yitirdim. Hiçbir şey okumuyorum. Ara sıra bir gazete ve hafif edebiyat hariç Kimi zaman da üzerinde çalıştığım ve yalnızca akıl yürüterek altından kalkamadığım bir konuyla ilgili teknik eserler. Saf edebiyatı neredeyse tamamen bıraktım. Daha fazla şey öğrenmek ya da zevk için onu okuyabilirim ama öğreneceğim hiçbir şey yok kitaplardan alınabilecek zevkin yerine doğayla temasın ve yaşamı gözlemlemenin verdiği doğrudan zevk rahatlıkla konabilir. Artık kendimi tamamen yazma sanatının temel yasalarının elinde buluyorum. Shakespeare bana incelikli olmayı öğretemez. Milton da evrensel olmayı öğretemez. Zekam öyle bir esneklik ve kapsam edindi ki herhangi bir duyguyu benimseyebilir ve herhangi bir ruh haline iradi olarak girebilirim. Ama hiçbir kitap bunca çaba ve kaygıyla aranan şeye bütünlüğe erişmekte bize yardımcı olamaz. Şu an kitabı okuyan kişi olarak bu sözlere tamamen katılıyorum. Gene de bu kitabı okuyorum. <laughs> ne yapayım canım sıkılıyor işte. Bu benim yazma sanatının zorbalığından kurtulduğum anlamına gelmiyor. Bu sanatı yalnızca kendime tamamen tabi kalarak üstlendim. Hep elimin altında tuttuğum bir kitap var. Mr. Pickwick'in Serüvenleri. Jacobs eserlerini zaten defalarca okumuştum. Polisiye romanın çöküşü, modern edebiyata girmemi sağlayan kapılardan birini sonsuza dek kapattım. Yalnızca zeki insanlarla Wells, Sherston, Shaw ilgilenmeye son verdim. Bu insanların fikirleri hiç de yazar olmayan insanlarda da var. Eserlerinin yapısına gelince kesinlikle sıfıra sıfır. Bir dönem fayda sağlamak için okuyordum. Beni ilgilendirebilecek teknik konularda bile pek az işe yarar kitap olduğunu anladım artık. Sosyoloji ama karışık şey. Günümüz Bizans'ında bu tür skolastiklere kim katlanabilir? Benim bütün kitaplarım referans eserleri. Shakespeare'i, Shakespeare, Shakespeare sorunu nedeniyle okuyorum. Gerisini zaten biliyorum. Okumanın kölece bir düş görme biçimi olduğunu keşfettim. Eğer düş göreceksem neden kendi düşlerimi görmeyeyim? Çevrenin ayrıntılarıyla tüm bağları koparmak misyonu bu çevrelerin ayrıntılarını değil, dekoru temsil etmek olan yazar sanatçı için temel önemdedir. Vaktiyle okumayı biliyordum. Bugün okuduğumda yolumu kaybediyorum. Metafizik sonsuzluk kapsasın diye yapılmış bir kutu. Günün birinde küçük bir çocuğun yaptığı şu tanımı düşündürtür bana her zaman. Nedendir bilmem. Kutu nedir biliyor musun diye sormuştum ona elbette cevabı verdi. İçinde başka şeyler olan bir şey. <laughs> son derece ilginç bir problemin kaynaklandığı, son derece ilginç bir durumu sık sık düşünürüm. Gerçek adı meçhul ve gizli kalacak bir adamın takma ad altında ölümsüzleşmesi. İyice düşünüldüğünde böyle bir adam kendini gerçekten ölümsüz olarak değerlendirmeyecek. Gerçek ölümsüzün o meçhul adam olduğunu düşünecektir. "Ad dediğin nedir ki?" diye düşünür. Hiç. Kesinlikle hiç. Sanatta, şiirde ya da herhangi bir şeyde ölümsüzlük nedir ki? Dedim kendi kendime. Isırap çekenler ve bitap düşenler dinginlik ister. Kişisel bir yaşamın uzayıp gitmesi olan bu dehşeti, Hristiyan Amentü'nün bu yanıltıcı iğrenç çakasını istemezler. Herkes huzur ve dinginlik ister. Dinginlik ve huzur mutluluğun koşuludur. Heyhat, madde daimi hareket halindedir. Bir insan kendini... <laughs> Bir insan kendini öldürdüğünde kendi varlığını aynı kişilikle sürdürme umuduyla bunu yapmaz. Yapamaz. Böyle söyleyebilir. Hatta bu yönde davranabilir ama zımnen intihar ederek kendi kişiliğini dost doğru sıfırlamayı, ezeli olmayan varlığa erişmeyi ummaktadır. Veyahut daha iyi bir yaşamı tanımayı umar. Kendi kişiliğinden kaçmak mutluluk vermez. Benim içimde öyle şeyler var ki onlarla yüz yüze gelebilmek için onlarla yüz yüze gelebilmek için onları insan varlığına dönüştürmek istiyorum. O zaman onlara şöyle diyeceğim. Ben sizin köleniz değilim. <laughs> Ama bu şeyler bizim içimizde yaşandığında ne reddetmek ne cesaret göstermek işimize yarar. Onlara itaat ederken kendi kendimize itaat ediyoruz. Kendi kendimize itaat ederken onlara itaat ediyoruz. Kötü olan bunlardır. İsa deliydi, bu doğru. Ama deli nedir? Kimse buna cevap veremez. Kimse bunu bilemez. Elimde tuttuğum bu çiçek nedir? Bir zambak. Atlar. beynimin içinde bu adam varmış meğer hep ilginç yani bu bunun, bu, bu, profil bu kalıp bu düşünceler bu sözler falan ne ilginç o yüzden kitap okumaktan bazı çok, bayağıdır aslında geri duruyorum elime attığım her şey ben ya da bir zamanlar ki ben ...öyle bir... ...bir şey oluyor yani. Çok. Neyse. Bir gün hissedebilirler belki. Nerede kalmıştık ya? Hmm. Kağıda aktardığımı düşündüğüm bütün bu fikirler... ...ve yine de kağıda aktardığım... ...her şey soylu düşüncelerimin... ...en tepesinden aşağıya yuvarlanıyor sanki. İnsanın ilmi büyüktür... Ama cahilliği sınırsızdır. Hiç bilmediği gökleri dikkatle inceler. Bilmediği şeyleri derinleştirir. Kelimelerin bile ne olduğunu bilmeden konuşur. Böyle yaşar ve hayatın ne, ne hayatın ne de ölümün ne olduğunu bilmeden ölür. Yürekler acısı. <laughs> yaşam kuralı. 10 adet yaşam kuralı sunmuş bize. Şöyle diyor. 1- Mümkün olduğunca az sırrını aç. Hiç sır vermemek en iyisi ama her şeye rağmen içini açıyorsan söylediklerin yanlış ya da belirsiz olsun. Ben belirsizi tercih ediyorum. 2. Mümkün olduğunca az düş gör. Tabi düşün doğrudan edefi bir şiir ya da edebi bir üretimse bu hariç. İncele ve çalış. Ben hiç hayal kurmam. <laughs> burada hmm, düşten bahsediyor oysa düş görmek rüya yani hayal demanımdı demiş olabilir mümkün olduğunca üç mümkün olduğunca kanatkar olmaya bak bedenin kanatkarlığından önce ruhun kanatkarlığı gelsin dört basitçe 4. Basitçe nezaket göstererek nazik ol, kendine ele verme. Tinin mahrem yaşamına bağlı problemleri dolu dizgin tartışma. 5. Konsantre olmayı öğren, iradeni çelikleştir. Kendinin gerçekten bir güç olduğuna içten inanan bir güç haline gel. 6. Ne kadar az gerçek dostun olduğunu dikkate al. Çünkü pek az insan gerçek dost olabilir. 7 sessizliğinde gizlenen her şeyden zevk almaya çalış 8 küçük işlerde evdeki ya da işteki önemsiz şeylerde hızlı davranmayı öğren kendi yaptığın işte hiç gecikme kendi yaptığın işte hiç gecikme kabul etme 9 yaşamını bir edebiyat eseri gibi düzenle ve mümkün olduğunca bütünlüklü kıl 10 katili katlet oh, evet. İrade gücü. Mutlak erdemlilik ya da kanaatkarlık gibi mutlak şeyleri asla geliştirme. En büyük irade gücü gösteren kişi içmeyi sevip de az içendir. Yoksa hiç içmeyen değil. Alkol karşıtı hareket kişisel iradenin ve irade gelişiminin en korkunç düşmanlarından biridir. Ruhunu ha, bir erkeğe hadım etmek elbette onun cinsel etkilerini denetler. Ruhunu hadım etmekte aynı sonuca varacaktır. Asıl güçlük perhiz yapabilmektedir. İçki ve sigara içme arzusu yaratmalısın. O zaman her ikisine de ölçülü içeceksin.'' Bu yöntemle iradenin etkilerine sınır dayatmaya zorlayarak ki iradenin asıl işlevi budur yoksa etkilerin ortadan kaldırılması değil kesin biçimde geliştirmekle kalmazsın dahası içkiden ve tütünden de mümkün olan en fazla hazza alırsın çünkü doğa nesneleri öyle tahayyül etmiştir ki ne kadar fazla muktedir ılımlı olursan ardından gelen hazda o kadar büyük olur ve bu normallik işaretidir. Öjenizm insan soyunun iyileştirilmesi. Pesoa'ya göre bu bireye dayatılan iğrenç bir politik programmış öjenizm. Öjenizm irade gücünün en büyük düşmanıdır. Aslında şu an bütün insanlık onu yapmayacak. <laughs> Neyse ben hep içe doğru hareket ettim. Yaşama asla temas etmedim. Bir şey yapmaya kalkıştığımda onu ancak düşte kahramanca gerçekleştiriyordum. Bir kılıç, kılıç fikrinden daha ağırdır. Büyük ordulara komuta ettim. Büyük muharebeler kazandım. Büyük bozgunlar tattım. Bütün bunlar benim içimde. Ağaçlıklı yollarda ve uzun koridorlar boyunca tek başıma dolaşmaktan, ağaçlara komuta edip duvarlara asılı portrelere meydan okumaktan hoşlanıyordum. Sarayın diplerindeki karanlık büyük koridorda nişanımla sık sık gezdim. Asla gerçek nişanım olmadı. Nasıl sevilir hiç bilmedim. Yalnızca düşte sevmeyi bildim. Parmaklarıma kadın yüzüğü takmayı sevmişsem, ellerimin bir prenses eli olduğunu ve kendimin de en azından bu ellerin hareketlerinde sevdiğim kişi olduğunu kimi zaman hayal etmek istediğimdendir. Bir gün beni kraliçe giysileri içinde buldular. Elbette kendi kraliçem olduğumu hayal ediyordum. Kendi yüzümün yansısını görmek hoşuma gidiyordu. Çünkü kendi yüzümün bir başkasının yüzü olduğunu hayal edebiliyordum. Kadın sahatları vardı, sevgilimin hatları. Benim sevgilim benim yansıyan yüzümdü. Ağzım aynadaki ağzıma kaç kez değmişti. Elim kaç kez diğer elimi tutmuştu. Saçlarıma hayran kalmış, dalgın dalgın onları okşamıştım. Sanki bana dokunan sevgilimin eliymiş gibi. Bütün bunları sana söyleyen ben değilim. Burada konuşan benim geri kalanım. Kim zaman geçip giden yaşamla gelen yaşam arasında duru veririm aniden. Akıp giden nesnelerin kıyısında kalırım ve hepsinin verdiği şaşkınlık başımdan aşağı dökülüverir. Kim zamansa evrenin aniden aniden rolünü kötü oynadığı ve böylece tuhaflığını ortaya serdiği hissine kapılırım. Sanki aniden benimle başka bir sesle konuşur gibi olur. Bambaşka bir doğayı kısacık bir anda açık eder bana. Rüzgarın, rüzgarın kaldırdığı bir perde gibi, meçhul, Beklenmedik bir şeyin açığa çıkmamış bir kısmını bir çırpıda sezdiriverir. verir. Kardeşliğin ve sevginin mutlak yokluğuyla çevrili etrafım. Bana bağlı olanlar bile gerçekten bağlı değil. Dostum olmayan dostlarla, beni tanımayan tanıdıklarla çevriliyim. Ruhum üşüyor. Nasıl iyice örtünürüm bilmiyorum. Ruh üşümesine ne cübbe var ne palto. Ruhumun üşüdüğünü hisseden insan artık bir daha bunu unutamaz. Gerçekte dostum olmadığı anlamına mı geliyor bu? Hiç değil, var. Ama onlar hakiki dost değil. Transhandan, talden etkilenenlerin ve her şeyden fazla soğuktan, fazla ifadesizlikten, fazla uzaklıktan zarar görenlerin vay haline. Kendimi başkalarına anlatamıyorum. Kara cahillik adına her gün et hom'da bulunma görevi bayağılığın çayı ve uzlaşmaların kuru pastalarıyla kara cahilliği eğlendirme görevi gerçekten güç iş. İnsanın kendini sosyal bakımdan canlı canlı gömülmüş hissetmesi son derece nahoş bir durum. Toplumsal anlaşmaların tabutunun kapağı öyle sıkı sıkıya lehimlenmiş ki, kimileri her şeye rağmen kapağı vurma yönünde buyurgan bir ihtiyaç hissederler. Tek başardıkları parmaklık parmaklarını sıyırtmak bile olsa bunu yaparlar. Zaten tabut sımsıkı kapalı değildir. Soluk alamadığını hissedebilecek kadar soluk alabilirsin. İnsanı dost doğru mezara götüren kör kötük bir sarhoşluk, sarhoşluk adına. Tamamen yalnızım. İyice terk edilmişim. Bütün bağlar bir bir ardına kopuyor. Yakında kendimi mutlak anlamda yalnız bulacağım. İşin kötüsü dünyadaki metafizik varlığımı asla unutamıyorum. Her hareketimi felç eden, sadeliğin, dolaysız heyecanın kanını bütün cümlelerimden çekip alan transandan transandantal utangaçlık buradan kaynaklanıyor. Dünyayla aramda nesneleri gerçekte oldukları gibi başkaları için oldukları haliyle görmeme engelleyen bir sis perdesi var. Hmm huzursuzluğun kitabında bahsettiği lay motiflerinden biri diyor. Yaşamla aramda bir camekan. Ben olmanın cehennemi. Mutlak sınırlama. Uzak evreni kovulmuş var, uzak evrenin kovulmuş varlığı olacağım. Artık ne tanrı, ne insan, ne dünya olacağım. Saf boşluk insanı bilinçli bir hiçliğin sonsuzluğu yapar atsız korku yapar esrardan hatta yaşamdan sürgün eder beni ihmal etmiş yaratılışın soyut hatası olan varlığımın ölü çölünde yaşayacağım sonsuza dek varoluşa geri dönüş yönündeki kısır arzunun içimde sonsuza dek gereksiz yere yandığını hissedeceğim hiçbir şey hissetmeyeceğim çünkü hissedecek bir maddem olmayacak. Ne sevinç, ne nefret, ne dehşet soluyabileceğim. Çünkü bütün bunları hissetme yeteneğim bile olmayacak. Bu cehennemde hiçbir şey içermemenin soyut bilinci, mutlak içerilmemiş, mutlak ve sonsuz boğulma, tanrısız, evrensiz, tek bir insanmışız gibi toplu bir dehşet çığlığı kaçtı ağzımızdan. Ölümüyle yok oldu ve yok olan yalnızca insandır. Şekil, varlık, Havada, uzamda ve ötede, benim varlığımda eksik olan. Kimseyi ziyaret etmiyorum. Kimseyle buluşmuyorum. Ne salonlarda ne kafelerde. Başka türlü davranmak, içsel birliğimi feda etmek, kendimi gereksiz sohbetlere teslim etmek, düşüncelerimden ve projelerimden değilse de, en azından düşlerimden, onlar başkalarının söylevinden her zaman daha güzeldir. Zaman çalmak olur. Gelecek insanlığa borçluyum. Kendime heder edersem aynı zamanda yarının insanlarına miras bırakabilecek tanrısal ortak varlığı da heder etmiş olurum. Onlara verebileceğim mutluluğu azaltırım ve yalnızca kendi gerçek gözlerimde değil, Tanrı'nın olası gözlerinde de kendi değerimi azaltmış olurum. Belki böyle değil ama buna inanmanın görevim olduğunu hissediyorum. Henüz gelmemiş, dolayısıyla Ruhu toplu halde yaşamanın samimiyetini ve duygularını gerçekten tanımayan bir kuşağa mensubum ben. Bu nedenle insanın kendini nasıl gözden düşmüş bulabileceğini ya da böyle bir anda ne hissedebileceğini anlamıyorum. Böyle bir anda. Toplumsal adabın bütün bu komedisi benim gözümde tamamen anlamdan yoksun. Şeref, utanç, haysiyet nedir bilmiyorum bana göre tıpkı benimki kadar yüksek düzeyde bir sinir sistemi örgütlenmesine sahip olanlar için olduğu gibi bunlar yabancı bir dilin kelimeleridir anonim seslerdir, hepsi bu benim gözden düştüğümün söylendiğini işittiğimde bunun ben olduğunu anlıyorum ama düştüğümün ama cümlenin anlamını kavrayamıyorum Başıma gelene uzaktan ilgisizlikle tanık oluyorum. Hayatta olabilecek şeylere hafifçe gülümsüyorum. Bugün henüz kimse bu şekilde tepki göstermiyor. Ama bazılarını bunu anlayabileceği gün gelecektir. Bir konuda fikir sahibi başka bir konuda fikir sahibi olmaya çalışmadığım vaki değildir. Zeka anarşizmlerin yaratıcı rolünü parçalara ayırdığından ve analiz bu rolü zayıflattığından söz konusu rolün bir entelektüele yakışır misyon olduğunu düşünmüş olmam gibi ben daima çelişkide güzellik buldum. Ben daima hayatın seyircisi olmak, hayata karışmamak istedim. Ne nefret ne de hınç duyuyorum. Bu tür duygular bir kanaate, bir mesleğe ya da Hayatta bir amaca sahip insanları özgüdür. Bende bunların hiçbiri yok. Yaşama bilmece çözen birinin ilgisiyle bakıyorum. Hiçbir duygu katmıyorum. Prensiplerim de yok. Bugün bir şeyi savunurum, yarın başka bir şeyi. Ne bugün savunduğuma daha fazla inanırım, ne de yarın savunacağıma iman ederim. fikirlerle ve duygularla oynamak bana her zaman yüksek güzellikte bir yazgı gibi gelmiştir. Ben yazgıyı mümkün olduğunca gerçekleştirmeye çalışıyorum. Kendimi asla gözden düşmüş hissetmemiştim. Bana bu zevki bahşettiğiniz için size ne kadar minnettarım bayım. Çok nefis ve sanki çok uzaktan gelen tensel bir haz bu. Biz anlaşılmayız. Bunun farkındayım. 1914 Paulism Paulism neymiş? Paul kelimesinde bataklıklar uydurduğu deyim. <laughs> Paul Smart 1913 tarihli bir şiirin adı Antrigid'in Batak adlı kitabı Paulism Kafe Brasiliare ve Joe Correa Oliveira'nın bize söylediği gibi <laughs> Asla okuyamıyorum. Yapay bir zehirlenmedir. Bütün bunlarda Santarita'nın rolü. Hmm. bütün bunlarda bütün bunlarda Santarita'nın Rita'nın rolü. O da ressam ve şair. Hmm. bilmem valla. <laughs> Gerçek özgünlüğün yerine yapaylığın geçtiği zavallı bir delikanlı. Başkalarının dikkatini haklı olarak çekebilecek bir şey olmayanlarda görülen cesaret var onda. Paulism samimiyetsiz yapaylık kültüdür. Yapay olmanın üç türü vardır. 1. Yapaylığı felsefe gibi geliştirmek, Oscar Wilde örneği. 2. Tamamen değersiz, canice, şiddetli ve kirik bir şeymiş gibi olmak ya da böyle bir şeye hayranmış gibi yapmak. 3. Deli numarası yapmak ve deli gibi düşünmeyi tuhaf bulmak. Ciddiyetle yazılmış ve yüce olmayı hedefleyen eserlerimin hiçbirinde tek bir Paulist cümle bulunmaz. Paulist öğeyi ortadan kaldırma zorunluluğu, talih şeylere tapınma. Büyük olan her şeyini şaşkınlık uydu uyandırması gibi, yapay olan da büyük gibi görünmek için şaşkınlık uyandırmak istenmiş gibi görünmeye çalışır. Yeni olan her şeyin sinirlendirmesi gibi, yapay olan da sinirlendirmek istenmiş gibi görünmeye çalışır. Ama yeniliğin dışında da aynı ölçüde sinirlendiren bir şey vardır. Saçmalık tamamen sinir bozucudur. Bulanıklık. Yeni olan her şeyin e, aynı yere okuyor. <laughs> Yeni bir sanatın yolunu açmak için nasıl ki cesaret gerekiyorsa, yapay olan da kendini yürekli olmakla sınırlandırır ama yine de içten gelen bir nedenden değildir yürekliliği. Böylece ruhsal bir alt üst oluş meydana gelir. <laughs> Ne kim olduğumu biliyorum ne de hangi ruhun benimki olduğunu. Ben samimiyetle konuştuğumda bu samimiyetin hangisi olduğunu bilmiyorum. Var olup olmadığını bilmediğim bir benden çeşitli biçimlerde farklıyım. Sahip olmadığım inançları hissediyorum. Beni tiksindiren arzulardan zevk alıyorum. Kendime yönelik daimi dikkatim belki de sahip olmadığım ve bana ait görmediği bir karaktere karşı ruhumun ihanetlerini bana sürekli belirtiyor. Kendimi çoğul hissediyorum. Tek tek hiçbirinde bulunmayan ama hepsinde bulunan tek bir merkezi gerçekliği sahte yansılar halinde deforme eden sayısız ve fantastik aynalarla süslü bir oda gibiyim. Kendini yıldız, dalga ve çiçek hisseden panteist gibi ben de kendimi çok hissediyorum. İçimde yabancı yaşamları yaşıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Ama eksik olarak. Sanki varlığım bütün insanların varlığına katılıyormuş. Ama her birinde eksik olarak bulunuyormuş ve tamamen pastiş bir ben halinde birleşmiş bir ben olmayan toplamı halinde bireyselleşmiş gibi eksik. Eyleme geçmek müdahale etmektir. Uzanmış bir kol yer işgal eder ve böylece metafizik bir heykel halini alır. Bu önemsiz olguya gündelik yaşamın üzerinde uçuşan esrik bir önem vermekten kendimi hiç alıkoyamadım. Niyetlerimin son baharına doğru yol alan bilinçsizliklerimin uzun kortejinden başka hiçbir şeyi hiç göremedim içimde. Varlığımın akışı üzerine eğilerek geçirdiğim uzun vakitler varoluşun yüzeyinde ırmaklar doğurdu. Attığım her adımda yıldızlar parıldıyor, elimin bir hareketiyle ay bir anda benden gizleniyor ve bende şaşkınlık uyandırarak gerçekten taşıdığı tüm anlamı gösteriyor bana. Aşina olunan ve her gün sınanan bu düşüncelerin ardından iç güdüm bir kazazede de bir kazazede gibi limana çıkıyor. Var olmak benim için daima cüret etmek anlamına geldi. İstemek ise kendini riske atmaktı. Atalet bana ermişliğin doruğu olarak göründü. İstememek ise ahlakın dengi. Böylece esrarı özenle besleyerek kendime burjuva bir düşünce ahlakı, sürekli bir rahatlık ve edep arayışı inşa ettim. İçsel anlarıma dair hep sahip olduğum aşırı bilinç, sanki esrarengiz ve ilahi bir şey gibi hep yaraladı beni. Kendimi asla anlamadım. Özellikle iç güdülerimin bilinç dışı kapsamını ve sonuçta bayağı bir şey olan sinir, sinirsel ref, reflekslerimin şokunu yaşarken kendimi yakaladığımda hiç anlayamadım. Üzgünüm ve bilmiyorum. Beni tasalandıran şey okumak, kendini yitirmek, bulmak kendimin ücrasında. Yalnızca bilim teselli eder. <laughs> Yalnızca bilim bağışlar ve teselli eder. Hücresinin sessizliği içinde hayatını hep okuyarak geçiren bir alimin duygusal yazgısı, benimki gibi marazi sinirlere sahip olan kişilere en uygun şey gibi gelmiştir her zaman her şeyden uzaklaşma ve yaşamı yaşam yapan her şeyden tıpkı tahtından feragat eden bir kral gibi görkemli bir feragat. Huzur. Kim huzur verecek bize? Uygusu, uykusuz arzularımızı kim uykuya yatıracak? İşe yaramaz soğuk ihtiraslarımızı kim ısıtacak? İçimde yaşayan sıkıntı bana hep ölü odalara layıkmış gibi geldi. Ama ne ona yakışan konutu verebildim ne de hoşuna gidebilecek atmosferi. Ne zavallı bir hayat benim ki. Çok şey hissedip yeterince yaşayamıyor. Hiç olmazsa kendimi bir şeye adayabilseydim. Bir ideal ya da bir kanarya, bir köpek, bir kadın, hatta tarihsel bir araştırma gereksiz bir dil bilgisi probleminin imkansız çözümü. Belki o zaman mutlu olurdum. Bu hiçler benim için bir şey olurdu. Ama düşlerimdeki kurgular hariç. Hiçbir şey benim için bir şey değil. Onlar da dört başı mamur birer hiç. Onları düşleme zevkine kendimi bıraktığımda bile düş gördüğümü bilmenin acısını çekerim. Vaktiyle dört incili özel olarak incelemeyi hayal etmiştim. Bu konudaki bir eseri heyecanla okumuş ve onu bir itkiyle satın almıştım. Başka kitaplar da getirdim. Onları sabırla bekledim. Geldiklerinde ise okumadım bile. <laughs> evet, güzel bir serüvendi. Buraya kadar şimdilik. Ee, çok uzun oldu süre. O yüzden burada keseceğim. Sonra diğer bölümden devam edeceğim onu da. Evet. Ben çok keyif alıyorum bu kelimeleri telaffuz etmek için çabalarken. Bazen <laughs> sesim artık azaldı gitgide. Ah, verin bari ha. Ama öylesine beğenmeyin. Beğendiyseniz beğenin bence. Hoşçakalın.